kalk. ...1965 yılında kurulan ve kurulur kurulmaz daha kuruluş imzalarını mürekkebi kurumadan ilk yılında şampiyon olan ve bu olayla adını Türk ve dünya futbol tarihine yazdıran Eskişehirspor, şimdiki adı Süper Lig olan Türkiye 1. Ligi'nde önemli başarılara imza attı. Futbol tarihimizde oldukça seçkin bir yere sahip olan Eskişehirspor'un kurulduğu 1965 yılından 2022 yılına kadar geçen 57 yıllık süreçteki tarihe anlam taşıyan ilkleri, enleri ve ilginç noktaları hatırlamak ve hatırlatmak ve Eskişehirspor'un geçmişini bilmeyen son nesli ve bu konuda bilgilendirmek amacıyla orijinal bir çalışma yaptık ve yapmaya çalıştık. O yılların zorlu koşullarında, dar biçi ve kısıtlı olanaklarla 1965 yılında yolculuğa başlayan Anadolu Yıldızı, tek dayanağı olan taraftarının büyük desteğiyle çok kısa sürede olağanüstü başarılara imza attı. Ülkenin önde gelen futbol adamları ve sosyologlar, İstanbul egemenliğine son veren bu başarıya, bu futbol patlamasına futbolda Anadolu ihtilali dediler. İşte bugün anılarımızın en güzel yıllarını süsleyen, Anadolu takımlarına rol model olan, zaferleri ve hüzünleri yine hala gönüllerde yaşamaya devam eden bir büyük efsanenin kilometre taşlarına, ülkenin hemen hemen her yerinde yüreğe Eskişehirspor sevdasıyla atan genç, yaşlı, erkek, bayan bütün taraftarlarımızla paylaşmak istedik. Her şey Eskişehir İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi futbol takımının İzmir'deki başarısıyla başlar. Yıl 1963, İzmir'de yapılan üniversiteler arası Türk Futbol Şampiyonası'nda Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi futbol takımı bütün rakiplerini farklı skorlar ile yenerek finale çıkar. Finaldeki rakibi Ege Üniversitesi'dir. Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler takımı rakibini 6-0 gibi farklı bir skor ile yenerek şampiyon olurken Fethi Heper de şampiyonun gol kralı olmuştur. Bu büyük başarı üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'nun maçları takip etmekte olan yetkili görevlisi gelir ve takım yöneticilerine "Bu takım çok iş yapar. İkinci Türkiye Ligi'ne katılmak için başvuruda bulunsanız" diye öneride bulunur. Takım yöneticileri Eskişehir'e dönünce bu teklifi yakın çevrelerine anlatırlar. Bu teklif şehirde bir heyecan yaratır ve bir takım kurma fikri giderek olgunlaşır. Şehrin iş adamları ve kanaat önderleri toplanırlar. Şehrin sevilen ve sayılan iş adamı Aziz Borel de bu kuruluş çabalarına öncülük etmektedir. Aziz Borel'in yanında Aydın Begitel, Mustafa Doğramacı, Şükrü Kuntusal, Dindar Özbin, İsmail Özdemir, Yalçın Kılıçoğlu ve Necmettin Erdem gibi isimler de bu çabanın içinde yer almaktadır. Ve sonunda takımın kurulması için 24 Mayıs 1965 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapılır. Ama daha takım yoktur. 9 erkek Sakarya Caddesi'nde bir apartman dairesinin salonunda masanın başında toplanmış 3 parçalı bir gövdenin yapacağı doğumu bekliyorlar. Alınlar terlemiş, kafalar sigaradan duman olmuş, yıllardan 1965, günlerden 19 Haziran Cuma. 3 parçalı gövde masanın üstünde sancıdan kıvranıyor. Bir çocuk doğacak bu 3 parçalı canlıdan, tek bir çocuk. Olayı yaşayanlar "Zor oldu doğum ama çocuk nur topu gibi doğdu" dediler. 1965 Haziran'ında çok sıcak bir günün üstüne akşamın serinliği serilirken İzmir'de şampiyon olan akademi takımının öğrencilerinin oluşturduğu akademi gençlik ile Yıldız Tepe ve İdman Yurdu takımlarının birleşmesi sonucu dünyaya gelen yavruya tarihi doğumun şahitleri Eskişehirspor ismini verirler. Çocuk hızla büyüdü. Çünkü bütün bir Eskişehir onu emziriyordu. Herkes yavruya canından, kanından bir şeyler verdi. Eskişehir halkı tarihe nam salacak bir fedakarlıkla sevip büyüttü Eskişehirspor'u. Bu nedenle çocuğun nüfus kağıdındaki babası ve anası hanelerine aynı isimler yazıldı. Anası da babası da Eskişehir'dir. Çocuk gerçekten çok hızlı büyüdü. Şaka veya hikaye değil. 1965-66 Türkiye 2. Ligi'ne şampiyon olarak bitirdiği zaman
henüz 10 aylıktı. Ve o yılın sonbaharında şimdiki adı Türkiye Süper Ligi olan Türkiye 1. Ligi'ne bahardan da taze, bahar kadar ümit verici bir fidan gibi dikildi. Eskişehir halkı verdi suyu ve fidan büyüdü. 1966-67 sezonunda ligde 9. oldu. Ertesi yıl bir kademe büyüdü, boyu 8. oldu. Artık hamle yılları gelmişti. 1969'dan itibaren büyük takımları tabii ki şampiyonlukları zorlamaya başladı. Ve 1975 yılına kadar 10 senelik zamanda Türkiye Süper Ligi'ni 3 defa ikinci, 2 defa üçüncü, 2 defa dördüncü olarak bitirdi. Bugüne kadar Türkiye Kupası'nda oynadığı 4 finalin ikisini bu 10 yıllık süre içinde oynadı. Bir kez Türkiye Kupası'nı, bir kez şimdiki adı Süper Kupa olan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, 3 kez de Başbakanlık Kupası'nı kazandı. Avrupa kupalarındaki başarıları ile sadece Türkiye'de değil, dünyada sesini duyurdu. Takımın renklerinin seçilmesi konusunda yönetim kurulu önce mavi ve beyaz renkleri üzerinde duruyor. Bunun sebebi de sadece Eskişehir'de çıkan Letaş'ın beyazı ve Eskişehir'in havacılık kenti olması nedeniyle hava kuvvetlerinin mavisi rengiydi. Ancak daha sonra bu renklerin Yunan bayrağının renklerini çağrıştırdığının gerekçesiyle bundan vazgeçilir. Bu sırada fotokopi çektirmek için aşağıdaki gazete bayine inen yönetici Nafiz Yazıcıoğlu bayinin vitrininde Paris Maç dergisini görür. Derginin kapağında o sene Fransa Kupası'nı kazanan Rennes takımının siyah kırmızı formalı çok güzel bir resmi vardır. Nafiz Yazıcıoğlu bu dergiyi alır ve yönetici arkadaşlarına gösterir. Herkes renkleri çok beğenir. Böylece bütün yönetim Eskişehirspor renklerinin siyah kırmızı olmasına karar verir. Aşk denilen illet iki renkten ibaret. Siyahı asalet, kırmızısı cesaret. Eskişehirspor'un armasında yeşil, siyah ve kırmızı renklerden oluşan 3 yıldız vardır. Bunlar Eskişehirspor kurulurken birleşen 3 takımı ifade eder. Yani Eskişehir amatör küme takımlarından İdman Yurdu, Yıldız Tepe ve Akademi Gençlik takımlarını sembolize eder. Armanın meydana gelişi ise ilk başkanımız Aziz Bonen, şair ve sanatçı ruhlu bir insandır. Bazı çizimler ve denemeler yapar. Bu çalışmalardan yola çıkan ve bir fabrikada teknik ressam olarak çalışan Selahattin Vapur, bugünkü bilinen son şeklini verir. Eskişehirspor'un resmi arması belirlenir. Taraftarın ünlü tezahüratıydı. Siyah kırmızı Anadolu yıldızı. Çünkü 1965 yılında kurulan Eskişehirspor 1965-66 sezonunda şampiyon olup 1. lige yani şimdiki Süper Lig'e çıktığında 1. ligde 3 büyük kentin yani İstanbul, Ankara ve İzmir takımlarının dışında Anadolu'dan sadece Eskişehirspor vardı. 1. ligde 3 kentin dışında ilk defa bir Anadolu kenti takımı yer alıyordu. Onun için Eskişehirspor'un adı Anadolu Yıldızı diye anılmaktadır. 19 Haziran 1965'te takımın kurulmasının hemen ardından takımda oynayacak futbolcular ile profesyonel sözleşme imzalanmasına geçilmiş ve ilk etapta kuruluşta yer alan 3 takımın bazı futbolcuları ile profesyonel sözleşme yapılmıştır. Daha sonra yine Eskişehir amatör küme takımlarından bazı futbolcular ile de anlaşma yapılıp takıma katılmıştır. Takımın antrenörlüğüne ise Abdullah Matay getirilmiştir. Lig maçları Eylül ayının ilk haftası başlayacaktı. Yani fazla bir zaman yoktu. Transfer için hızla para toplanıyordu ama ufak ufak paralar. Asıl para kaynağı ise yöneticilerden Yalçın Kılıçoğlu'ndan gelmektedir. Amigo Orhan o günler için üstüne basa basa Eskişehirspor Eskişehirspor yapan Yalçın Kılıçoğlu'nun desteği ve maddi katkısıdır diyor. Başka takımlardan da yapılan transferler ile takım oluşturulur ve ilk hazırlık maçı oynanır. 1952 yılında temeli atılan Atatürk Stadı'nın açık tribün inşaatının henüz yeni bittiği ve sahanın çimlendirme işleri yapıldığından dolayı hazırlık maçları Şeker Stadı'nda oynanır. 8 Ağustos 1965'te siyah kırmızılı forma ile ve Eskişehirspor adıyla ilk maç Şeker Stadı'nda Ankara'nın Süper Ligi'nde oynayan temsilcisi Gençlerbirliği ile yapılır.
İlk hazırlık maçının başlama vuruşunu, ilk başkanımız Aziz Bure'nin yaptığı maçı, Fethiye'nin attığı 2 gol ile Eskişehirspor 2-0 kazanmıştır. Gençler Birliği ile oynanan bu ilk hazırlık maçından 2 hafta sonra 22 Ağustos 1965'te ikinci hazırlık maçımızı Galatasaray ile yapmıştık. Yine Şeker Stadı'nda oynanan ve tribünlerin hın dönüşte olduğu, hatta saha içinde kale arkalarını yerlere oturan seyircilerin doldurdu. Ve Türkiye'nin en büyük golcüsü, tartışsız kral Metin Oktay'ın, efsane kaleci Berlin Panteri Turgay Şeren'in katıldığı sahada yer alan Galatasaray karşısında Eskişehirspor'un isimsiz ve genç oyuncuları o gün müthiş bir oyun oynarlar. Fethi Alper o gün Galatasaray'a 3 gol atar. Fakat maçın hakemi Kemal Üngör golün birini vermez ve maç Galatasaray'ın 3-2 galibiyetiyle sona erer. O gün Eskişehirspor daha 60 günlük bir takım olmasına rağmen müthiş bir futbol oynar ve büyük bir umut verir. Galatasaray ile oynanan hazırlık maçına 13 gün sonra 5 Eylül 1965'te gelin gibi hazırlanan Atatürk Stadı'nda Eskişehirspor ile ilk resmi maçına çıkar. O zamanlar 2. lig 11'er takımın yer aldığı ve kırmızı ve beyaz grup olarak 22 takımdan oluşuyordu. Eskişehirspor beyaz grupta yer alıyordu. İlk resmi maçtaki rakibimiz Kasımpaşa'dır ve maç başlar. İlk golümüzü Fethi Eper hastane tarafındaki kaleye kafayla atar. İşin ilginç tarafı bu Fethi Eper'in futbol hayatında kafayla attığı 3 golden biridir ve bu 3 gol de tarihe geçmiştir. İlk golü budur. İkincisi 1967 yılında, yani 1. ligde İstanbul'da Beşiktaş'ı 1-0 yendiğimiz maçtaki kafa golüdür. Üçüncü gol ise mucizevi maç Sevilla maçında Fethi Eper'in attığı 3 golden sonuncusudur. Daha sonra maçın ikinci golünü 38. dakikada penaltıdan Mahmut Şölen işçi atmıştır. Mahmut topları çok sert vurmasıyla ünlüdür ve bu penaltı atışında topu öyle sert vurur ki top Kasımpaşa kalecisine çarpar, kaleci yıkılır ve bayılır. Mahmut kaleciden dönen topa tekrar vurarak ikinci golümüzü atar. Durum 2-0 olur. Bayılan kaleciyi 10 dakika sonra ancak ayıltabilirler. Ve bu sonuçla ilk resmi maçımızda Kasımpaşa'yı 2-0 yeneriz. İkinci lig beyaz grupta maçlar bittiğinde Eskişehirspor Ligi 2. sırada tamamlar. O zamanki statüye göre beyaz ve kırmızı grupta ligi ilk 4 sırada bitiren toplam 8 takım bugünkü adıyla playoff olan çift devrelilik usulü yeniden karşılaşırlardı. O zaman otoriteler Eskişehirspor için ilk 4'e girdi ama playoff'ta başarılı olamaz yorumunu yaparlar. Fakat tam tersine Eskişehirspor'un asıl patlaması, kimlik kazanması Anadolu futbol devriminin ilk kıvılcımları bu playoff maçlarında olur. Bu maçların bitmesine 2 hafta kala Eskişehirspor Mersin'de Mersin İdman Yurdu'nu 1-0 yenerek şampiyonluğunu garantiler. Maçı kazanan takım hava kuvvetlerinin tahsis ettiği özel bir askeri yolcu uçağı ile Mersin Eskişehir'e döner. Şehirde muhteşem, anlatılamayacak bir coşku ile takım karşılanır. Gece saat 22 gibi şehre inen uçaktaki futbolcuları karşılamak için Eskişehir halkı havaalanından köprü başına kadar yolların kenarına yığılmıştı. Tüm Eskişehir halkı sanki köprü başında toplanmıştı. Durumu öğrenen futbolcuların bir kısmı taraftarın bu coşkun sevgi selinden kurtulabilmek için şeker fabrikasının içinden kimselere görünmeden kaçmayı tercih etmişlerdi. Ve 12 Haziran 1966'da Eskişehir'deki son maçımızda Güneş Spor'u 3-1 yenen Eskişehir Spor, Türkiye 1. Ligi'ne yani Süper Ligi'ne yükseldi. Kuruluşunun üzerinden bir yıl geçmeden şampiyon olan dünyada ilk ve tek takım olarak tarihe geçti. Takım şampiyon olmuştu. Taraftar ve futbolcular tek bir vücut gibiydi. Cadde ve sokaklar kırmızı siyah dev bayraklardan geçilmiyordu. İsteyen çalışanlara kutlamalar için izin veriliyordu. Herkes esesine yatıp esesiyle kalkıyordu. Tüccarından kamu görevlisine, sendikacıdan işçisine, müdüründen memuruna kadar takıma inanılmaz bir sevgi vardı. Birlik ve beraberlik inanılmazdı. Şampiyonluk masallarda olduğu gibi günlerce kutlandı. Eskişehir Spor'un şampiyonluğu kimsenin beklemediği bir durumdu.
Çünkü çok köklü ve büyük takımlar vardı. Böyle bir başarıyı kimse beklemiyordu. Ama onlar bambaşka bir jenerasyondu. Onlar ki açılması imkansız gibi görünen bir kapıyı ardına kadar aralamalarıyla başarmış bir gençlerdi. Onlar ki kendilerine gönül vermiş insanlara tarifi imkansız sevinçler yaşatmış, koca yürekli adamlardı. Ve onlar ki Anadolu'nun yıldızıydılar. Hangisini anlatalım? Fethi mi, İsmail'i mi, Kamuran'ı mı, Hakkı'yı mı, Nihat'ı mı, Ayhan'ı mı? Hangi birini anlatalım? Müthiş başarılar elde ettiler ve Eskişehirlilere de harika duygular yaşattılar. Playoff maçları 1966 yılının Mart ayında başlayıp Haziran ayının ilk haftasında tamamlandı. Bu playoff maçlarında Bursa'da oynanan Bursa Spor Eskişehir Spor maçı Eskişehir Spor tarihindeki unutulmayacak maçlardan biri olmuştur. Bursa Sporlar 3 yıldır bu ligden çıkmak için uğraşıyorlar fakat çıkamıyorlardı. Ama bu sene kesin şampiyon olur çıkarız diyorlardı. Maçı izlemek için Eskişehir'den otobüslerle, özel araçlarla, açık kasalı kamyonlarla yaklaşık 15 bin SS taraftarı konvoylar halinde dalga dalga Bursa'ya gitmiştir. Bu olay Türkiye'de bir ilktir. Eskişehir adeta Bursa'ya çıkarma yapmıştır. Yollarda birbirini sollayanlar, marşlar, el sağlamalar, korna sesleri, Eskişehir'den Bursa'ya kadar uçsuz bucaksız bir konvoy. Maç müthiş bir ortamda oynanıyor, Bursa Spor çok sert oynuyor, anormal bir atmosfer var maçta. Ve en önemli olay ise Amigo Orhan ilk defa bu maçta sahneye çıkıyor. Maç başlıyor ve daha maçın 30. saniyesinde Fethi Epar golü atıyor ve Eskişehir Spor 1-0 öne geçiyor. Şampiyon olacaklara inanan Bursalılar atmosferi yükseltiyor. Sakatlıklar, sedyeler derken maçı Eskişehir Spor 3-1 kazanıyor. Maçın bitimine 15-20 dakika kala Eskişehir Spor taraftarlarının olduğu tribünlere sahanın dışına taş yağmuru başlıyor. Bu olay üzerine bazı Eskişehir Spor taraftarları tribünleri terk edip maçtan çıkıyor. Dışarıya çıkan taraftarlarımız dışarıda 5 tane taşın 25 kuruşa satıldığını görüyorlar. Maç bittikten hemen sonra binlerce Bursa ve Eskişehir Spor taraftarı dışarıda karşı karşıya geliyor. Sert sürtüşmeler, yüve yumruklaşmalar oluyor. Olaylar büyüyor. Ve bu olaylar her iki şehirde de sabaha kadar devam ediyor. Bursa'da 26 plakalı, Eskişehir'de ise 16 plakalı araçlara büyük zararlar veriliyor. Bu maçtan sonra iki komşu şehrin takımlarının birbirleriyle yaptıkları maçlar hep derbi havasında geçmiştir. Bursa'da oynanan bu maçtan ilginç bir olay daha. Eskişehir'de okuyan Eyüp Kurtgöz isimli İnegöl'lü bir öğrenci 3-1'lik Bursa'daki o tarihi maçta Bursalıların arasına oturmuş. Ortam gergin, tribünler tıklım tıklım, maç başlamak üzere. Bursalı fanatik seyircilerden biri 2-1 ayağa kalkıp ''Ulan bu Eskişehir Spor'da Fethi diye biri varmış, kim lan bu Fethi?'' diye 4-5 kez bağırıyor. O arada da hakem maçı başlatıyor, santrayı bizim Eskişehir Sporlar yapıyor, 30. saniyede golü atıyoruz ve golü Fethi atıyor. Eyüp Hüsnü Oyene Gölü öğrenci o bağıran adama dönüyor ve ''Amca Fethi'yi soruyordun ya, işte golü atan Fethi'' diyor. Adam Eyüp'e öyle bir tokat atıyor ki Eyüp maçın sonuna kadar bir daha ağzını açamıyor. Doğma büyüme Eskişehir olan biri olarak kendimi bildiğim günden itibaren SS Aşkı ile büyüdüm. Bana bu sevgi yaşayan canım babamın Eskişehir'in kurulduğu tarihten itibaren biriktirdiği arşivini kullanarak zor günlerden geçen Eskişehir sporumuzun tarihini herkesin bilmesini istediğimiz için 4-5 bölümden oluşacak çok güzel bir dizi hazırladık. Bu işsiz arşivini kullanmama izin verdiği için canım babama sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki günlerde yıl yıl Eskişehir sporumuzun tarihini sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Videoyu izledikten sonra beğenip abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.